Herkese selam, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çayın kahvenin yanına şipşak yapmalık şahane bir kurabiye tarifi vereceğim. Hemen başlayalım. Öncelikle 200 gram oda sıcaklığında bekletilmiş yani yumuşamış tuzsuz tereyağını veya margarini uygun bir yoğurma kabına alıp üzerine bir çay bardağı sıvı yağ, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilin. 1 adet yumurta, 1 su bardağı tepeleme olacak şekilde pudra şekeri, yine aynı şekilde 1 su bardağı mısır nişastasını ilave edip elimizle yoğurmaya başlayalım. Bir taraftan yoğurmaya devam ederken diğer taraftan ise azar azar un ilavesi yapalım. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre, su bardağı ölçüsü ise 200 mililitredir. 200 mililitrelik su bardağı ile toplamda 3,5 su bardağı kadar un kullandım. Yumurtanızın boyutuna, ununuzun e, cinsine göre bile un miktarında bir iki yemek kaşığı kadar oynama olabilir. O yüzden mutlaka kontrollü davranın ki hamurunuz sert olmasın. Ne kadar yumuşak ve güzel bir hamur olursa kurabiyeleriniz de o kadar güzel olur. Kıvamı son sonuç olarak bu şekilde olmalı kum gibi ve elinizde yumuşacık olmalı. Hamurumuzu hazır ettikten sonra üzerine bir çay bardağı kadar damla çikolata ilavesi yapalım. Ben bitter olan damla çikolatadan kullandım. Dilerseniz sütlü çikolata veya kuru üzüm, fındık, fıstık ne isterseniz kullanabilirsiniz. Ama çikolata bu tarife çok yakışıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hamurumuz artık hazır oldu. Şimdi dondurma kaşığı ile alıp yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsimize dizelim. Bu arada dondurma kaşığı kullanmak zorunda değilsiniz. Normal kaşık kullanabilir veya elinizle şekil verebilirsiniz. Ama elinizle eğer şekil verecekseniz kurabiyelerinizin boyutunu bir tık daha küçük yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz beni her nerelerden takip ettiğinizi yorum kısmında belirtirseniz çok çok sevinirim. Hem çok pratik hem kolay hem lezzetli bir kurabiye. Son zamanlarda da pastanelerin vazgeçilmezi olan bir tarif. Dilerseniz kakao ilavesi yaparak kakaolu olacak şekilde de hazırlayabilirsiniz. Tepsimize dizdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı kızarıp üzerleri ise beyaz kalacak şekilde pişirelim. Dilerseniz üzerlerini de çok fazla kızartabilirsiniz. Tarifin orijinalini bu şekilde yapıldığı için ben de bu şekilde yapmayı tercih tercih ettim. Sizlere tarifi tam vermek için ama bana kalsa üzerine çok fazla kızaran kurabiyeler çok çok daha lezzetli açıkçası ve kurabiyelerimiz artık hazır oldu. Tarifimi beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolu tariflerim içinse kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.